Gördüğünüz gibi arkadaşımızın bu, yani biz buna bir artı bir, iki artı bir falan, yani fark etmez. Bahçeli olur, ufak olur. Yani hiç nerede olduğu, muhitin de nerede olduğu artık önemli değil. Biz ev arıyoruz. Yani ücretiyle ev arıyoruz. Biz öyle hayır içinde değil. Hani ücretini ödeyeceğiz. Tabii çok uçuk olmayacak. O evi bir şekilde dizayn edeceğiz. Bu arkadaşımızın tekerlekli sandalyesini temin ettik zaten. Bir şekilde bu arkadaşımızın kendi başına yaşamını sürdürecek şekilde getirmek zorundayız. Bu toplum olarak hepimizin görevi arkadaşlar. Yani benim barınağım iyi, benim evim iyi, benim karnım doyduğu demekle bu hayat olmuyor. Bakacağız, yardım edeceğiz, etrafımıza bakacağız. Bu Yani kardeşimizin de nasıl? her şeyden önce yani bir artı bir olmazsa da olur. Bir göz oda da olsa acilen bir yere yerleştirmemiz lazım. Bir tek göz oda da olsa bu kardeşimiz çünkü çok mağdur. Yani en önemlisi de şehit kardeşi olması. Yapayalnız, sahip çıkanı yok. Ortada bırakılmış. Evinden bir şekilde uzaklaştırılmış. Allah yardımcısı olsun. Bir takım ailevi problemlerinden dolayı. Bu şekilde mağdur edilmiş bu haliyle. Şehit kardeşi her şeyden önce yani bu bize bir emanet yani. Bu emanete sahip çıkmamız lazım. O yüzden bu kardeşimize bir an önce bir kafasını sokacak bir göz oda da olsa bir ev olması lazım. Yani buradaki arkadaşlardan da ricamız Evet, yani bilmiyorum. bütün Yani arkadaşlar, kelimelerin bittiği yer. Bir şey diyemiyorum. evet, bütün arkadaşların etrafına bakmasını rica ediyoruz. Yani belki birileri olur. Mağduriyet ortada, bir de Allah nasip ederse Allah kendisinin hakkından da hayırlısını versin. Bu hafta doktor kontrolleri var. Ayakları Bismillah şuradan tekrardan şurada mıydı? Şuradan tekrardan diz altından kesilecek. Bir operasyon da geçirecek. Bu operasyondan önce bu evin olması lazım ki ayakları kesildiği zaman bulduğumuz evde rahat bir şekilde bakalım. Çünkü doktor bu hafta Adana'ya gidilecek şehir hastanesine gün verecek. Dizinin altından kesilecek yani bu ayak. Bu şekilde de kalmayacak. Hani bu operasyon olmadan önce bu evi bir an önce bir dizayn edip bir yerine oturtmamız lazım ki bu adam kesim olduktan sonra evine gelecek. Evinde hayatını bir şekilde idam edecek. Hepimiz bir şekilde destek olacağız yani. Bu bizim boynumuzun borcu. Şehidimizin bize emaneti. Şehidimizin abisi. Ağlama. Ağlama. Üzülme. Aynen. İşte arkadaşlar, bir ricamız, biz bu canlı yayını yapmamızın sebebi işte dediğim gibi, hani bir yerlerden belki siz görürsünüz. Biz acil olduğu için, hani belki benim evim var, bir oda var, iki oda var, gelsin orada kalsın diyen de olabilir. Biz gider boyarız, cilalarız, yaparız. Buna da razıyız. Ben bakarım, ben sahip çıkarım diyen de olabilir. O da olabilir. Yok, evimi kiraya veriyorum ben diyen de olabilir. Yani biz kirasını kaç liraysa vereceğiz. Hani böyle ben bedavaya vermem ya gibi düşünmeyin yani. Şimdi ben parasını düşük vermem falan demeyin. Gerekirse hakkı neyse onu da vereceğiz. Bizim derdimiz sadece bu insanın bu mağduriyetten bir an önce çıkması, bir an Yani önce buradan da normal yetkililere, hayatına dönmesi. buradan da eğer ki sayfamızda bizleri izleyen yetkililer varsa, Şehit Aile Birliği Başkanları, Şehit Aile Dernekleri, böyle dernekler yani bu sesimize bir kulak veren bilirkişi insanlar çıkarsa bu da bizi çok mutlu eder. Bu kardeşimize sahip çıkmak zorundayız. Yani sayfa Ya aslında bu Şehit Aileleri Derneği, gerçekten bakın, bu da şehit ailesi, şehit abisi. Yani dernek olarak bu insanı bulup bir şekilde bu insana yardımcı olunması gerekiyor. Yani derneklerin el atması gerekiyor.